İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Doğu Türkistan'da Türklere uygulanan zulmün durdurulması için Çin'e verilen uluslararası mektupta Türkiye'nin imzasının yer almamasına sert tepki gösterdi. Akşener, yaptığı açıklamada konuyla ilgili sessiz kalan iktidarı eleştirerek, "Siyasi çıkarlarınız için dünyaya sözde kafa tutuyorsunuz ya, söz konusu Türklük olunca mı sessiz kalıyorsunuz?" sorusunu yöneltti. 11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması İstanbul'da gerçekleştiriliyor. 18 ayrı ülkeden katılımcının iştirak edeceği ve 4 gün sürecek olan program Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği programa 18 ülkeden diaspora liderleri, kanaat önderleri, akademisyenler başta olmak üzere birbirinden önemli katılımcılar iştirak etti. Çin'de genç işçi nüfus sayısının hızla azaldığı bildirildi. Reuters raporlarına göre Çin'in ülke çapında uyguladığı doğum kontrolü gibi bazı kısıtlamalar sonucunda genç iş gücünün hızla azalmasıyla beraber Çin'in gelecekteki iktisadi gelişmesine gözle görülür etkilerinin olacağı ileri sürüldü. Pekin'in senelerdir yürüttüğü doğum yasağı politikaları sonucu ortalama 15 ile 64 yaş arası olan işçi yaş grubunun 2030'a gelindiğinde 70 milyon azalacağı ve yaşlı nüfusun %12'den %17.8'lere kadar çıkacağı bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerine teslim almaya başlaması hakkında düzenleyeceği açıklanan basın toplantısı bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Pentagon'dan yapılan ilk açıklamada basın toplantısının Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatını kabul etmesine verilecek yanıt hakkında olacağı belirtilmişti. Ayrıca AFP haber ajansına konuşan üst düzey NATO yetkilileri, operasyonların ve görevlerin yönetilmesinde askeri güçlerimizin eş güdümlü olarak çalışması hayati önemlidir, dedi. Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine ait ilk parçaların Ankara'ya getirilmesi dünyada büyük yankı uyandırırken, Türkiye dünyada bu sisteme sahip 4. ülke oldu. Öte yandan Türkiye topraklarında hem Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemi hem de Rus yapımı S-400'leri barındıran ilk ülke oldu. S-400 hava savunma sistemi insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. ABD yönetiminin Yunanistan'a toplam 600 milyon dolar değerinde MH-60R helikopterlerinin ve ekipmanlarının satışına onay verdiği bildirildi. Söz konusu satışta Yunanistan'ın NATO hedeflerine daha üst düzeyde katkı sağlayabileceği, bununla birlikte bölgedeki dengelere herhangi bir etkisinin olmayacağı belirtildi.